Şu anda bulunduğumuz alan Doğa ve Çevrenin Korunması amacıyla il genelinde çalışmalar gerçekleştiren Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Samandağ ilçesindeki Mileyha Sulak Alanı'nda önemli bir etkinliğe imza attı. Şu anda bulunduğumuz alanda yaklaşık 272-273 kuş türü ne ev sahipliği yapan bir alanın içerisindeyiz. Biz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak yaptığımız çalışmalar kapsamında hem Mileyha sulak alanında dökülen efsane atıklar hem de inşaat atıkları açısından temizlik yapıyoruz. Ancak vatandaşlarımız maalesef bu konuda üzülerek söylüyorum bilinçsiz. Biz toplum olarak eğer bilinçli olup çevreye sahip çıkmazsak, doğaya sahip çıkmazsak maalesef ki doğada, çevrede bize sahip çıkmayacak ve sağlıklı, huzurlu bir ortamda yaşama şansımız olmayacaktır. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak Erzin'den Yayla Dağı'na kadar olan 150 kilometrelik kıyı şeridinde 85 işçi, 2 tekne, 2 kum eleme traktörü ve 2 sıkıştırmalı çöple birlikte, çöp kamyonuyla birlikte hizmetlerimizi yürütüyoruz. Sahillerimizi temizliyoruz. Dışarıdan ve içeriden denizlerimizi kullanmaya gelen misafirlerimizi daha sağlıklı bir ortamda ağırlamaya çalışıyoruz. Örneğin bu alan kuşların yoğun olduğu bir alan ama esasında sadece kuşları düşünürsek biz bu alanı koruyamayız. Neden? Çünkü kuşlar buradaysa bunun bir sebebi var. Bunun sebebi nedir? Burada yaşayan bitkiler, burada yaşayan kurbağalar, burada yaşayan balıklar, kelebekler ve diğer canlılar. Dolayısıyla doğa dediğimiz şey canlı-canlı ve canlı-cansız arasındaki kompleks bir yapıdır aslında. Bulunduğumuz alan kuş göçü açısından çok değerli bir alan. Biliyorsunuz göçmen kuşlar her yıl Afrika'dan Avrupa'ya ve Avrupa'dan Afrika'ya göç ederler. Bu göç yolculuğunda da e, burası onların bir durağı, bir dinlenme yeri. E, buraya gelip kuşlar dinlendikten sonra Avrupa yolculuğuna devam ederler. Dönüşte de aynı şekilde burayı kullanıyorlar. Dolayısıyla bu gördüğümüz yaşam alanı aslında pek çok canlı için beslenecekleri bir alan hem yuvalayacakları, nesillerini çoğaltacakları bir alan. Aynı zamanda sulak alanların şöyle bir özelliği var. Sulak alanlar etrafındaki alanlarında besin açısından zenginleşmesini sağlayan alanlardır. Burada Türkiye'nin başka hiçbir yerinde görülmeyen kuş türleri görülüyor. Özellikle göç dönemlerinde ve kışın. Şu an mevsim olarak göç döneminin sonunda geldik. Göç bitti. O yüzden çok fazla kuşu göremiyorsunuzdur. Ona rağmen ben şuradan yol kenarından buraya gelirken dahi 10-15 farklı tür gördüm. Bu birazcık ilgi ve algı açıklığıyla alakalı. Yani siz herkes aynı yere bakar, birisi görür. E buradaki son yeri de biz yok edersek bu binlerce hayvanın vebalini üzerimize alabilecek miyiz? Açıkçası ben böyle etkinliklerin devam etmesini istiyorum. Çünkü bu çok önemli. Özellikle çocuklara yönelik etkinlikler, bu tarz ee, sporcuların ya da ilgili insanların gelip burayı sahiplenmesi, izlemesi bizim için çok önemli. Burası dediğim gibi dünyadaki en önemli alanlardan birisi. İleride umarım tekrar birlikte oluruz.